Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilgisayar becerileri 8. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz ile beraber Microsoft Word e, dokümanlarını görmeye, öğrenmeye başlıyoruz. Hemen bir tane boş e, Word dokümanı oluşturuyorum. Word belgesi oluşturuyorum. Evet, e, Word belgesinde de dosya işlemleri e, aynen Microsoft PowerPoint'teki gibi e, kaydet, farklı kaydet, yazdır, paylaş, dışa aktar, e, bilgi ve benzeri işlemlerin tamamı Microsoft PowerPoint ile aynı. Zaten hepsini e, ilk 7 derste gösterdik. E, bu işlemlerde e, farklı kaydet menüsünde belki biraz daha farklılıklar olabilir. E, farklı kaydet dediğinizde arkadaşlar. Buradan kaydetmek istediğiniz türleri seçebiliyorsunuz. Örneğin eski sürüm Microsoft Word belgesi olarak kaydedebilirsiniz. 97 2003 uzantısı doc. Normal Word belgelerinin 2007 sonrası uzantısı docx. Word makro etkinleştirilmiş belgesi var. docm. Word şablonu var. dotx. Word makro etkinleştirilmiş şablonu dotm. E 2003 şablonu dot. PDF olarak kaydedebilirsiniz, XPS tek dosyalı web sayfası. Bakın bu web sayfası sanıyorum Powerpoint'te yoktu. Web sayfası olarak kaydetmek de mevcut. Yani bir tasarım yapıp onu web sayfası olarak kayıt yapabilirsiniz. Zengin metin biçim olarak kaydedebilirsiniz, düz metin olarak kaydedebilirsiniz, XML dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Ee, ve open document metni veya katı açık XML belgesi olarak kayıt yapabilirsiniz. Benim en çok kullandığım pdf olarak kaydetmek. Bazen de e, web sayfası olarak da kayıt yaptığım olabiliyor. Evet. E, giriş sekmemiz. Giriş sekmemiz de gene e, yapıştır, kes, kopyala, biçim e, boyacısı aynı tamamen. Ve bir de panomuz var burada gördüğünüz gibi. Pano nedir arkadaşlar? arkadaşlar? E, son kopyaladığım e, metinleri, objeleri ve benzeri görebileceğimi örneğin şöyle yazalım. Evet şu anda e, bu yazdığım font kalibri gövde 11 ve normal fontunda arkadaşlar. E, şimdi buraya sağ tıklayıp değiştir diyorum veya buradan bakın şöyle stiller çıkıyor. Stillerden gördüğünüz gibi şu anda seçili olan yani imlecimin olduğu yerdeki fontun özelliklerini gösteriyor. Ee, buradan seçeneklere basıyorum. Bakın ee, daha doğrusu e, şuradan tıklayıp değiştire basıyorum. Aynı şekilde buradan sağ tıklayıp değiştir diyebilirsiniz. E, fontumu Times New Roman 12 yapacağım bu belge için. Bakın burada ne var? Rengi var otomatik siyah. Evet kalın yapabilirim, ilk yapabilirim, altı çizili yapabilirim. Bunların hepsini tek tek yapalım isterseniz. Ee, buradan arkadaşlar biçimden fontun bakın başka biçimleri de var. Örneğin paragraf biçimini yapalım. İşte soldan girinti, sağdan girinti, özel, aralık. E, Fonttan sonra ne kadar boşluk bırakılacak? Satır alanını örneğin bir, örneğin bir buçuk yapıyorum. Ee, Bakın şurada boşluğu değiştirirsem nasıl olacağını gösteriyor. Ee, otomatik yapalım bunu da. Ee, Hizalama soldan ana hat düzeyi gövde metni. Tek kalan satırları önle. Ee, ve benzeri seçenekleri var. Ee, sekmeler seçeneği var. Ee, sekme durak yeri varmış arkadaşlar. Bakın burada sekme seçeneğini ee, belirleyebilirim. Mesela bakın burada ne var? bir ee, 1 inç diye ayarladı. Örneğin bunu ne yapalım? 1.25 cm yapalım. Evet 0.49 inç olarak onu yaptı. Yani tap tuşuna bastığım zaman e, birinci sekmede burada duracak. ikinci sekmede burada duracak. Hatta bunu biraz değiştirelim. Mesela bunu 2 inç yapalım. Farkı belli olsun. Şunu e, siliyorum. Evet. 0.49 inç ve 2 inç yaptım. Öncü yok. Tamam dedim. Ee, tamam dedim. Bakın şimdi bu fontum yani bu metnim otomatik olarak gördüğünüz gibi yeni fonta geçti. Tamam mı? Şu Diğer fontlarımız ne yapalım? Stil galerisinden bir kaldırıp kendi stillerimizi ekleyelim. Tek tek. Zaten ee, pek çok unsurumuz ee, PowerPoint ile aynı. Daha çok bu ee, stillendirmede Farklılıklar var. Evet. Şu anda sadece normal fontum oldu. Normal yazılarım. Mesela şimdi bir tane Enter'a bastım. Bakın ne yaptı arkadaşlar? İkinci satıra geçti. Bir buçuk paragraf aralığım var. Ee, şöyle bunu nasıl gösterebiliriz? Paragrafa tıklayalım. Şunu da sıfır yapalım. Evet. Bakın sıfır yaptığımda e, paragraf buçuk olmasına rağmen sonrasında herhangi bir boşluk bırakmıyor. Ee, şöyle diyelim. Normal font. Ayrıca şuradan e, bütün metnimin dilini Türkçe yapayım bir. Evet. Normal font 12 e, piksel boyut. E, normal font satır. Satır 2. Normal font bir tab, 1 tab 1.25 cm ee, Bakın ikinci tabımda ne yaptı görüyor musunuz? Normal font. Şunu 4 cm yapacağım. Ee, nereden yapacağım? Değiştire geliyorum. Bu sayede arkadaşlar stiller üzerinden giderseniz bütün e, metniniz düzenli olur. E, yani tek tek ayarlamak zorunda kalmazsınız. Daima şablonlar üzerine gitmenizi tavsiye ederim. Sekmelerden ikinci sekmemi 4 cm yapıyorum. Ayarla diyorum. Ee, şunu siliyorum. Üçüncü sekmemi de ne yapacağım? Ee, 9 cm yapacağım. Evet. Tamam. Bakın bu artık 4 santime geldi. Bunu nereden anlayabilirim? Bakın şurada ne var? Cetvelim var. Ee, bu e, acaba inçi santimetre nerede yapabilirim? Bir bakayım. Ya yani bu Microsoft bilgisayar dilini genelde kullanıyor. Benim bilgisayar dilim de İngilizce olduğu için, ee, hatta şuradan ülke seçeneğime bir bakayım Kontrol Panel'den ee, Region. Evet, Format İngiliz, United States yazıyor. Şunu bir Türkçe yapalım. Turkish Türkiye. Ha, ama bunu yaparsam ben diğer derslerim bozulabilir. Evet. yok Bunu yapmayacağım. Tamam. Neyse önemli değil. Ee, i̇nç olsun. Buradan acaba şeyi değiştirebilir miyim? Varmış. Santimetre yapalım. Tamam diyelim. Evet. Şu anda bakın santimetre olarak gösteriyor. 4 santimetre. Gördüğünüz gibi bu tabın sekmesi 4 santimetre. Bakın bu tabın sekmesi 1.25 santimetre. Şuradan Tam detaylı görebiliyoruz. Üzerine genç hasta göstermesini beklerdim ama fakat göstermiyor. Ee, normal font. ikinci tab. 4 cm. Şimdi üçüncü tabı yapalım. Font. Üçüncü tab. 9 cm. Evet. Ee, normal fontların 1.5 sonra boşluk yok ee, önemli değil mi devam edelim ee, şu pano için daha sonra geleceğim önce bir fontları bitirelim çünkü fontlar çok önemli font ayarları hmm. bakın yazı tipimiz Times New Roman normal 12 yazı tipi rengi otomatik altı çizgili yok küçük büyük tümü gizli üstü çizili vesaire yok karakter alanı %100 e, aralık normal konum normal vesaire vesaire e, paragraf aralığı sol girinti 0 sağ girinti 0 özel e, yok e, sonrasında 0 yapalım şunu öncesinde 0 yapalım e, bir buçuk satır paragraf aralığı var tamam diyelim sekmelerini ayarladık kenarlık varmış örneğin. kenarda şu anda yok tabii ki. Ee, dili Türkçe. Ee, çerçeve demiş. Çerçevesi otomatik. Ee, numaralandırma demiş şu anda yok. Ee, neymiş bu? Metin efektlerini biçimlendir. Metin evet buradan metin efekti de verebiliyormuşuz. Mesela gradyan dolgu yaparsam. Evet gördüğünüz gibi bu normal fontla yazılanlara böyle bir metin efekti verdi. Şimdilik bir değiş kapatalım. Ee, dolgu yok yapalım. Oh, bir saniye. Bunlar bu metin efektlerini daha önce ben mesela hiç kullanmadım. İhtiyacım olmadı. Düz dolgu saydamlık sıfır. Evet saydamlık önemli arkadaşlar. Mesela saydamlığı 150 yaparsam bakın nasıl gözükecek. Gördüğünüz gibi saydam gözüküyor artık. Yarı saydam. Ee, şunu tekrar değiştirelim. Saydamlık olmasın. Çizgi yok. Tamam. Evet. Normal yeniden döndürdük. Peki bu çerçeve geldi. Onu nereden yaptık? Şuradan mı? Evet. Yok yapalım. Hala çerçeveli gösteriyor metin efektleri, metin dolgusu, düz dolgu, metin anahtı çizgi yok. Ee, kısa yol tuşu varmış. Bunu değiştirelim. Çerçeve yok. Ha ilginç. Kenarlık mı yaptık acaba? Kenarlık da yok yapmışız. Güncelleme yapalım. F9 ile güncelleyebilirim. Allah Allah. çerçeveyi neden gösteriyor acaba onu? Kenarda da gölgelendirme demiş. Yok da mı rağmen gösteriyor. Neden acaba? telete basarsam komple siliyor. Evet. Bunu bir yerden açtık ama nereden açtık, nasıl açıldı onu tam anlayamadım. Çerçeve kaldır yapalım. Evet. O şekilde çerçeve eklersek çerçeveyi görebiliyoruz. Çerçeveyi kaldırırsak çerçeveyi göstermiyor. Şimdi mesela bir başlık font oluşturalım. Ne yapıyorum? Buraya geliyorum. Ee, daha doğrusu şuraya geliyorum. Stillere. Bakın burada henüz silinmemiş stillerim duruyor. Ve şuradan yeni bir stil diyorum. Bakın stil türü paragraf demiş. Karakter tablo liste paragraf normal yazı. Ee, ne olsun ee, başlık birinci derece başlık derece başlık olsun. Gene ee, Times New Roman olsun ama boyutu 14 olsun ve kalın olsun ayrıca e, ortalanmış olsun şu şekilde e, yazı tipine tıklayalım ve tümünü büyük yapsın arkadaşlar tamam mı e, paragrafa tıklayalım satır aralığı bir buçuk sonrasında mesela ne olsun bu NK acaba ne oluyor? E, Bakınız. Okay. Bunu sormuşlar. Ha noktaymış. Evet. 2 nokta. Ay ilginç. Demek ki böyle bir şey varmış. Sonrasında mesela 10 santim boşluk bıraksın. Tamam mı? Bakalım olmuş mu? Oo. 10 cm yaptım. 283 nk dedi. 10 yapacağım oluyor? O zaman bir de Türkçesini arayayım da şunu. Bir tam aralık 10 point yani 10 lk'ye ya denk gelir ki bu da 12 tane noktanın birleşim tekabül etmektedir. Allah Allah hiç açıklayıcı olmadı. Ee, nokta piksel evet normal pikselmiş. O zaman 12 piksel bırakalım bundan sonra. Niye bunu piksel yapmışlar onu da bilmiyorum İlginç. Evet kenarlık yok ee, dilimiz Türkçe numaralandırma yapacağız. Şimdi arkadaşlar numaralandırma Word'deki en zor işlemlerden biri. çünkü örneğin bir tez yazarken veya benzeri bir doküman yazarken başlıkların numaralandırılması istenir sizden. Yeni bir numara biçimi tanımlıyorum. Bakın burada sayı stilimiz var. Sayı biçimi 1.1 otomatik gelecek. Sonrasında bir nokta bırakacak. Soldan hizalı. Tamam diyorum. Ee, bakın şöyle bir tane yaptığımız geldi. Tamam dedim. Ve bakın böyle oldu gördünüz mü? Tamam dedim. Bir diye noktalayıp bıraktı. Ve şu anda ortalı. ilk başlığımız. Bakın şu anda küçük harfle yazıyorum. Şimdi bu başlıklarda henüz burada gözükmüyor. Gözükmesi için ne yapacağız? Bağlantılı paragraf ve karakter yapalım. Bakalım olacak mı? Olmadı stil duruyor. Stil kaynağı. Evet. Bakın burada ne var? Stil kaynağı var arkadaşlar. Stil kaynağım normal değil de başlık 1 yapıyorum. Bunlar Word'un kendi şeyleri. Tabii ben onu 1 yapınca stil kaynağını buradaki şeyler yeniden değişti. Bunları yeniden ayarlıyorum. Kalın yapıyorum. Otomatik yapıyorum. Bakalım başka neleri değiştirmiş. Burayı değiştirmemiş. Tamam yapalım. Paragrafımız. Evet. Aralık bırakmış. Önce 12 karakter sonra 12 karakter ve soldan 0.63 santim bırakmış. Ben bunu kaldıracağım. Çünkü ben ortalı olmasını istiyorum. Ee, Aslında demiş. Bunu da kaldıralım. Hizalama ortadan. Evet. Tek kanısa önlüyorsun. Bu sayfalandırma tam ne oluyor? Henüz bilmiyorum. Bakalım üzerine gelince satırlar büyük hmm. Bunlara bir bakalım. Tek kalan satırları önde. Bakalım mı? ne demekmiş. Açıklama yazılmışlar Varsayılan olarak Word bir paragrafın son satırının bir sayfanın üstünde veya altında görünmemesini önler. İçinde tek kalan satırlar öğelerini denetlemek istediğiniz paragrafları seçin. Biçim menüsü paragrafa tıklayın ve sonra satır ve sayfa sonu sekmelerine tıklayın. Tek kalan satırlar önüne kutusunu seçin. Hmm. Bu sayede tek kalan bir satırı önleyecekmiş tamam. Sonrakiyi de birlikte tutmaymış peki. Paragrafları birlikte tutma. Bir başlık ve sonraki paragraf gibi paragrafları bir sayfada veya sütunda birlikte tutabilirsiniz demiş. Evet. Bir de satırları birlikte tut varmış. Bu neymiş? Ee, bir paragrafın iki sayfa bölünmemesi için tüm satırları bir sayfada veya sütunda birlikte tutabilirsiniz. Tamam. Bundan olsun. Önemli değil. Nasılsa başlık bu. Kenarlık yok. Ee, dilimiz aynı. Çerçevemiz yok. Ee, numaralandırmamız var. Zaten ayarladık. Evet. Numaralandırmanız ne oldu? Hmm. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Bakın burada da yapılan seçenekleri gösteriyor. Ne oldu? Times New Roman 14NK 14NK ne oluyor? Ee, seçtiğimiz e, boyut, kalın, yazı tipi otomatik, büyük, soldan 0 santim bakın asılı. Ben asılı istemiyorum. Şunu kaldırıyorum. Tamam. Evet asılı gitti. Düzey 1. Numaralandırma stili 1-2-3. Başlangıç 1. Hizalama soldan. Hizalandığı yer 0 santim girinti varmış. Bakın şu girintiyi de kaldıracağım. Neden? Çünkü ben bunu ortalıyorum. Bir daha girintiye ihtiyacım yok. Girinti nereden gelmiş acaba? Ana hat düzeyi 1 0 ee, santim yapalım şunu. Tamam diyelim. Aa, girinti yeri 0.63 63 santim. Acaba sekmelerden mi geliyor? Hayır. Sekmeler demek ki bütün hepsine otomatik uygulanıyor. Peki bu girinti nereden geliyor olabilir? Ölçek %100 aralık varsayalım vesaire. Girinti yeri 0.63 cm konum yatay soldan bağıntı sütun dikey hizada bağıntı genel başlığı metin içerisinde kaydı sil bağlanan stil arasında göster. Bakın stiller garajında göster demiş. Tamam diyelim. Bakın artık burada gözüküyor. Gördünüz mü? Birinci başlığımız. Şimdi buna tıkladığımız zaman ha şuranın girintisi mi acaba bu? Yok bu neyin girintisi? Liste girintilerini ayarla demiş. Evet bu liste girintisiymiş. Yani 1 ile başlığım arasında 63 santim koymuş. Bunu mesela ne yapalım? 0, 15 santim yapalım. Hatta 0.20 santim yapalım. Numara konumu 0 santim. Evet. Numarayı izlerken sekme karakteri. Ee, demiş. Hmm. burada sekme karakterini kullanıyormuş. Burada boşluk koyalım. Evet. Bir boşluk koydu sadece. Evet. Şöyle yaptım. Evet. Birinci başlığımız. Şimdi alt başlıklar oluşturalım. Mesela ikinci başlığı oluşturalım. İkinci başlığımız dedim. Bakın otomatik olarak başlığı seçtim. Ve burada gözüküyor. E, normale de dedim. Bakın gene normalde ne yaptı? Çerçeveyi gösterdi. Hemen e, pardon kenarlığı gösterdi. E, bu kenarlığı gösterme diye bir şey vardı. Bu muydu? Pardon çerçeveydi galiba. Evet. Çerçeve metni taşı. Çerçeveyi kaldır. Peki bu neden her seferinde çıkıyor? Ya? Allah Allah. Evet. Şimdi alt başlık açacağım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İkinci seviye başlık oluşturacağım. Ee, nereden oluşturuyorum? Yeni stil diyorum. ki bu sefer ikinci şöyle yazalım. İkinci derece başlık. Bakın stilimi kaynağı bu sefer iki oluyor. Tamam mı? Ee, sonraki paragrafın stili ikinci derece başlık demiş. Normal olsun. Sonraki paragrafın stili. Ee, i̇kinci derece başlığımı yine Times New Roman yapıyorum. Bu sefer 13 yapıyorum. Otomatik yapıyorum. Stilin kaynağı birinci derece başlık olsun. Ee, yok. Birinci derece başlık olursam şeyde sıkıntı çıkabilir. İkinci derece başlık olsun. Evet. Ee, Times New Roman. Şuradan yeniden bir düzenleme yapalım. Yazı tipimiz 13. Tümü büyük olmasına gerek yok. Okey. Tamam. Evet. Bu ortalı bakın burada ne var arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, metnin neyi var burada? Bakalım neyi değişiyor? Satır aralıymış evet. Satır aralığı çift böyle olsun. Bir buçuk satır aralığı olsun. Paragrafa tıklayalım. Evet öncesinde iki sayı demiş. 2 point. Bunda da altı point değil de 4. point olsun. Bir buçuk satır aldı. Okey tamam diyelim. Dilimiz Türkçe. Evet numaralandırma önemli arkadaşlar. Bakın yeni numaralandırma biçimi demiş ya. Burada ee, öncekinden devam etmesini nasıl sağlıyorduk? Hmm. numaralandırma önemli. Evet bir dakika bir numaralandırmayı eklemeyelim onu sonra ekleyeceğim bir tamam diyelim. Şimdi ikinci derece şöyle yapalım. İkinci derece başlığımız deneme bir. Şimdi bakın şu anda böyle gözüküyor. Herhangi bir numaralandırması yok. Şuradan buna bir numaralandırma ekleyeceğim. Bakın burada ne var? Geçerli liste diye bir şey var. Bu. Evet. Bunu seçersem eğer birden başladı. Şimdi bunu değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Ee, numaralandırma değeri ayarla diyeceğim. Hayır. Buradan değil. Bu zaten en zor işi. Evet. Geçerli belge. İşte düzeyini evet böyle yapacağız. Ama bir bir olmaması lazım. Bunun önceden devam etmesi lazım. Gene olmadı. Bunu nereden yapıyorduk ya? Bir yerden buna geliyorduk ama. Yeni çok liste demiş. Liste düzeyinde. şöyle diyelim. Heh. Şimdi bakın burada liste düzeyleri var. Bir, bir numaralı düzeyimiz. İki de bu olacak. Fakat burada e, ben birinci düzeyden başlamasını istiyorum. Hizalandığı yeri ne yapalım? Ee, örneğin 0.2 santim yapalım. Şimdi bakın burada ne var? Eklenecek düzey numarası başlığı bir olacak arkadaşlar. Peki bunun olması için nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bakın, şunları bir silelim Önce birinci düzey ekliyorum, sonra nokta yapıyorum ve sonra kendi düzeyini ekleyecektim. Nasıl yapacağım bunu? Hmm. Bu değil. Tüm seçenekler. Evet, tüm liste. Bakın burada bir tane numaralandırma düzeyim var. nelerde gösterilecek düzey? 2 Başlangıç. Evet. Bir. Buraya bir tane benim düzey eklemem lazım yani. Neydi? Bu düzeyin sayısı diye. Ha, şöyle eklerim. Tamam ve bir nokta daha ekliyorum nokta gelmesini istiyorum Tamam diyorum ama hala 2'den başlamıyor bunu bir güncellememiz lazım acaba f9 yapalım hala güncel değil hmm. Pardon, böyle yapmayacağız ee, hala bir bir diye başlıyor Peki burada otomatik başlatma diye bir şey olması vardı ama. Tamam ama niye şeyden başlamıyor? Bunu kapatırsak ne olur? Gene değişmez. Hmm. Şunu kalın yapalım da otomatik olarak. Fakat burada Bakın burada bir nokta yazıyor. Burada o yazmıyor. Hatta şimdi ne oldu? Silindi nedense. Çünkü Henüz şeyi yapamadık, numaralandırmayı yapamadık. Şunu seçersem ne olur? Evet. Sonra bu numaralandırmayı buradan değiştirebilir miyim? Sayı biçimi, bir sayısı diye. Hayır. Önceki listeden devam eterliydim onu anlatamadım. yapınca ne oluyor? Yine olmadı. Şöyle yapalım, olmadı. Hayır, bu da değil. Geçerli liste değil. Şu liste olacak. Fakat ee, bu listede ha bir de bu varmış. Evet. Şimdi yeni liste stili tanımla demiş. bir varmış sonra birinci düzey böyle evet birinci tamam ne diyelim buna listemize bir isim verelim özgün liste yapalım yapalım başlangıç bir birinci düzey tamam ne demiş burada Times New Roman olsun ee, 14 olsun 1 2 3 olsun bu neymiş yazmıyor bu ee, yazı tipi. Bunları ellemiyoruz. Numaralandırma. Evet. bir 1 bir. Numarayı izleyen sekme karakteri değil. Boşluk olsun. Başlangıcı bir düzey stile bağla. Birinci derece başlık. Ee, metin girintisi 0 santim. Ha, bu aşağıdaki metin girintisi. Tamam. Sonra ikinciyi ayarlayalım. Evet. Bir bir demiş. Başlangıç bir demiş. Yüzey bir, de bir demiş. Bunu da ikinciye bağlayalım. Bir bir iki mi oldu? Yok. Bu isimli yazıyor. Ee, bu da metin gelintisi. Örneğin. Hizalandığı yer sıfır. 2 santim metin gelisi de 0.4 santim olsun. Tamam diyelim. Ondan sonra başlangıç 2, 1. İkinci düzey için ayar yaparsak ne oluyor? Evet şu anda 2, 1 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın ne yazıyor burada? 1, 1 yazıyor artık. Ve bu seçili, stili. Şimdi buna zaten bu oldu gerçi. Yeni bir şey oluşturalım. Deneme, deneme. Deneme başlık. ikinci derece tıklayalım. Oldu. Sonra devam edelim. Üçüncü ana başlık. Bakın otomatik olarak noktaya bastığım için algıladı. Bakın burada küçük harfle yazdığım gözüküyor. Fakat burada büyük harf gözüküyor. Onu ayarladığım için. Şimdi bunu yeniden normale bir dönelim. Bunların yerini ayarlayabiliyoruz mu acaba stillerimizin? Ee, yani görünme yerini. Evet ayarlayabiliyor muyuz? Bunu yukarı taşıyabilir miyim? Ne demiş? İlginç. Bunu aşağı yukarı. Ha isme göre sıralıyor. Bunların ismi 1, 2, 3 olduğu için öyle. Evet. Ne demiş? Birinci derece başlık. temeli başlık bir temeli başlık 2, izleyen stil normal. Evet, 3 üçüncü başlığımız. Normal. Bakın başlıktan sonra Enter'a bastığım zaman otomatik olarak yeni başlık yapıyor. Neden? Çünkü izleyen stili o şekilde ayarlamış durumdayız. Şuradan nereden değiştiriyorduk izleyen stilini? Şuradan sonraki paragrafın stili normal olsun. Bu sayede mesela şimdi Enter'a bastım normalden devam edecek. Evet. Ee, deri, e, üçüncü başlık. Enter'a bastım mı niye böyle oluyor? Evet deneme. Başka. Başka e, bir metin. Üçüncü başlık altında. Şimdi üçüncü başlığı Bakın space bar'a bastığım zaman bu üçten sonra bunun şey olduğunu düşünüyor. Ne diyor? Ee, otomatik büyük harfe çevirme var. Otomatik düzelt seçeneklerini denetle dersek bakın burada otomatik düzelt seçenekleri var arkadaşlar. Ne demiş? Otomatik düzeltme seçenekleri düğmelerini göster. İlki iki büyük harfi düzelt demiş. Tümcenin ilk harfini büyük yap demiş. Tablo hücrelerini değiştir falan vesaire. Bunlar sizin hızlı yazmanızı sağlayan unsurlar. CTRL-Z yaparsam son yaptığı otomatik büyütme işlemini geriye alıyorum. Ve e, normal devam edebiliyorum. Şimdi bunun altına bir tane ne açacağım? Başlık açacağım. Deneme başlık 3. E, ana başlık altında diyorum. Bak burada CTRL-Z yapayım. He. Ana başlık altında. Sonra gelip buradan buna basıyorum. Bakın 3 birden devam ediyor. E, Enter'a bastığım zaman da Normalden devam ediyor. Burada bunun girintilemesini görebiliyorsunuz. Bakın burada sol girintisi var. bunun. Bunu kendimiz ayarladık. Nereden ayarladık? Ee, değiştir dersek ee, Paragrafta bakın ee, şurada sol girinti 0.2 cm. Görüyor musunuz? Özel durumu da asılı olması gerekiyormuş. Paragrafta ee, Şimdi bir de üçüncü derece setir oluşturalım. Nereden oluşturacağım? Şunu kopyala var mı acaba? Yok. Yeni bir setir oluşturayım. Diyorum ki üçüncü derece başlık diyorum. Hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Çünkü ne yapacağımı size göstereceğim. Üçüncü derece şöyle yapalım. Üçüncü derece başlık. Daha sonra bakın şu anda bu stil seçili ya. Diyeceğim ki ee, bakın seçime uyması için 3. derece başlık stilini, stilini güç, güncelleştir. Yani ikinci stilimi alıp 3. stilime bu şekilde kopyalayacağım. Çünkü neden? Şu anda ne seçili? 2. derece stilim seçili. Ve sağ 3. dereceye sağ tıklayıp diyorum ki seçim uyması için 3. dereceyi güncelleştir diyorum. Bakın üçüncü derece otomatik olarak ne oldu? İkinci derecenin kopyası oldu. Bunu her şeye uygulayabilirsiniz. Ve buradan gelip şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Üçüncü derecemi değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Sonraki paragrafın biçimini normal yapıyorum. Stil kaynağı ikinci derece yazıyor. Önemli değil. Ee, tamam diyorum. Ve bakın bunu 3-2'den devam ediyor. Halbuki ne olacak bu? Bir sonraki derece olacak. Bakın şu anda ne var? Liste stilleri var. Ee, Liste stilini tanımla dersem ya o yeni demeyeceğiz. Mevcudu güncelleştirmemiz lazım. Bu da değil. Ee, bu da değil. Ya bu liste stilleri hep bir sıkıntı ya. Değiştir dersem. Ha sağ tıklayıp değiştir dedim ne oluyor. Bakın ne var şimdi arkadaşlar burada. Ee, nereye tıklayınca olmuştu. İkimiz var böyle. Üçüncü düzeyimiz var. Bir yerden bağlı yapmıştık hatırlarsanız. Buradan değil. Numara evet. Bakın bir birinci derece başlık, iki ikinci derece başlık ve üçe stil yok diyor. Ya, bunu üçüncü derece başlık yapıyorum. E, metin girdisi vesaire var. Mesela hizalandığı alandığı yer ne olsun? Bu da 0.4 santim olsun. Metin girdisi 0.6 santim olsun. A öncekilerden devam etmesini tüm düzeyler için. ilk düzey madde işareti konumu. 1 santim ilk düzey metin konumu. 1-2 santim her düzey için eklenici 0-2 santim dersem otomatik ayarlıyor. Tamam. Güzel. Ee, numarayı izleyen. Boşluk olsun. Liste yeniden başlatma konumu. Düzey 2. ikinci düzeyden başlatacak demek bu. Evet. Her şey harika gözüküyor. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Bakın işte, ne oldu? Ee, listelerim güncellendi. Şunu 3. derece başlık yaptım. Bakın 3-1-1 oldu. Gördünüz mü? Nereden başlattı? 2. derecenin altından başlattı. Çünkü bu ne? 3. derece başlığımız. Ne, ne zaman kullanılır? 2. derece başlığın altından. Mesela geliyorum. Ee, başka bir 3. derece başlık. Gördünüz mü? 3-1-2 oldu. Enter'a basıyorum. Normalden devam ediyor. Diyorum ki ee, başka bir ikinci derece başlık diyorum. Evet. Bunu ne yapıyorum? İkinci derece yapıyorum. 3 2 oluyor. Sonraki üçüncü derece başlık diyorum. Üçüncü derece yapıyorum. Bakın ne oldu? 3 2 1 oldu. Görüyor musunuz? Kaldığı yerden devam ediyor. Ee, şu listemi yeniden bir düzenleyeceğim. Nereden düzenliyorum? Şuradan geliyorum. Liste stilleri değiştir. Buradan numaralandırma. Şuradan bakın e, ne demiş numara izleyen boşluk demiş. E, ondan sonra sekme karakteri demiş. Şunu boşluk yapacağım. Bu da boşluk. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Evet. Tabii şunda bir boşluk oluşmuş oldu. Bunu manuel olarak sıfırlamak istiyorum şimdi. Bakın gördüğünüz gibi buradan ayarladığımız düzeyler de gözüküyor. Ee, ve bunlardan sonra neler var? İşte istersek boşluk var. istersek vesaire var. Ee, bu boşlukları kendimiz ayarlayabiliyoruz. Ee, örneğin yeni bir yazı stili fontu daha oluşturalım. Ne oluşturalım? Yeni stilimiz ne olsun bu da? Ee, mesela kod mu yazacağız? Kod stili olsun. Ee, kod stilini seçtim. Kod stili dedim. Sonra bunu e, seçtim. Ve Eee daha doğrusu normal bir taneyi seçip ondan kopyalama yapacağım. Ee, seçime uyarla diyorum. Seçime uyması için kod stilini güncelleştirdim Şu anda kod stilim aynı oldu normalle sonra değiştireceğim bunu. Ne yapacağım? Diyeceğim ki, kod stilim Arial olsun. Ee, ve Bakın burada ne vardı? Ölçek vardı. Ve aralık vardı. Aralığı geniş olsun tamam mı? Ne kadar bir karakter? Bakın. Bunu arttırdıkça ne olacak biliyor musunuz? Bunu artırdıkça karakterler arası boşluk büyüyecek. Mesela 2 piksel boşluk olsun. bu şekilde. Mesela burada ne var? Karakter aralığı ölçek varmış. Buradan da yapabiliyoruz. Hatta bunu sıfır yapıp arkadaşlar aralığı normal yapıp ölçeğini %150 de yapabilirim. Bak bu sefer ne oldu? Bu sefer karakterler arası boşluk değil de karakterlerin eni büyüdü. O zaman eni 120 olsun karakterlerimin. Ee, aralığı da Gördüğünüz gibi 2 piksel olsun. Özel bir şey yapıyorum. Ee, konumu normal demiş. Bakın yazı tipi aralığı demiş. Bu neymiş? Nokta bir piksel. Bunu bilmiyorum. Denemek lazım. Ligatürler demiş. Neymiş? Yalnız standart sayı aralığı vesaire. Tamam diyelim. Kod stilimizi böyle yaptık. Arial yaptık. Gördüğünüz gibi kod stilim artık böyle böyle yazıyor. Kod stili örnek yazı. Gördüğünüz gibi ee, karakterlerin arası daha geniş ee, mesela bir de ne yapalım sıkı stil yapalım bunu nasıl yapalım sıkı stil yapacağım şimdi bunu ee, buraya geliyorum stil oluştur diyorum ee, sıkı stil yapıyorum ee, ve bakın değiştir dediğim zaman ayarlar geliyor bu sefer sıkı stilimin ayarı da toham tohan olsun ee, yazı tipine geldim Ölçeğim bu sefer ne olacak? 90 olacak. Biraz daha şey olmasını istiyorum. Ee, ve ne var burada arkadaşlar? Bakın dar var. Tamam mı? Ee, darı şöyle yaptık. Bu nasıl oluyor? Geniş. Eksi girebiliyoruz mu acaba? Zaten şu anda dar oldu ölçeğiniz şey yapınca. 90 yapınca hatta 50 yaparsam daha da dar oluyor. Bunu 100 yapıp aralığı dar yaparsam mesela eksi 2 yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum evet. Eksi 2 yap. Tamam mı? Ölçeğini de 90 yapıyorum. Biraz daha karakterleri küçük olsun. Evet. Tamam dedim. O ölçeğe eksi 2 izin vermedi. Peki dar yaparsam nasıl oluyor? Sıfır dar. Normal. Geniş. Zaten minimum darlıktaymış. Evet, tohama daha da dar olamıyor anlaşılan. Tamam diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu da sıkı stil yazı tipi oldu. Hatta şunun aynısını ee, kopyalayıp yapıştıralım. Bakın ne kadar az yer kaplıyor görüyor musunuz? Öbürüne göre. Evet, bir kaydedelim şu belgemizi. Eee, şu şekilde. Ne kadar süre geçmiş? bilgisayar becerileri ders 8 ee, ne diyelim ee, nasıl numaralandırılmış liste ve yazı stili oluşturulur? Evet. Evet bu derste sadece numaralandırma ve yazı stillerini öğrensek gene yeterli. Çünkü Word'de diğerlerinden en farklı olarak ne var? Ee, bu var yani yazı stilleri ve numaralandırma var. Zaten şu diğer unsurların çoğu e, aynı hemen hemen. Gerçi biraz da bağlantılar, köprü vesairede birazcık fark var ama çoğu şeyimiz aynı. Hızlı geçebiliriz. Evet. Ee, bu şekilde yazı stilleri oluşturabiliyoruz. Yazı stillerini değiştirebiliyoruz işte italikler, girintilemedir, çıkıntıdır vesaire yapabiliyorsunuz. Bakın bunlar ne oldu? Tıklanabilir oldu. Bu şekilde ana başlığımız, deneme başlığımız. Mesela üçüncü deneme başlığımızın fontunu hemen ne yapalım? 12 yapalım hemen otomatik olarak hepsi 12 oluyor. Görüyor musunuz? Farkı oluşturabiliyoruz. Ben hatta bunları biraz daha değiştirelim. Mesela bunu 16 yapalım. Tamam. Ee, bunu mesela 15 yapalım. Tamam. Bunu 14 yapalım. Tamam. Mesela ee, ondan sonra yeniden şeylerimizi değiştirelim. Ee, değiştir diyorum. Buradan numaralandırma. Neyleri değiştireceğim? Ee, hizalandığı yer demiş. Ee, mesela bunu 0 santim yapacağım. Hizalandığı yer 0 santim yapacağım. Çünkü ortadan başlıyor. İkinci başlık düzeyi için e, 1 santim 08 santim. Hatta buna biraz daha şey yapalım. Beşik yapalım. Mesela 05'e 1 yapalım. Şunu e, ne yapalım? 1.2'ye 1.8 yapalım, bakalım nasıl gözükecek. Tamam diyelim. Evet, artık böyle gözüküyor. Bakın bunun numara boyutu bununla eşit olmadı. Görüyor musunuz? Neden? Ee, çünkü numaralandırmanın da kendi font e, boyutu var diye. Tahmin ediyorum. Değiştir diyelim. Evet, biz set yaptığımız için bunu biz default yapabiliyor muyuz acaba? Mesela bunu silersem ne oluyor? Şunu da sileyim olmuyor izin vermiyor evet demek ki kendim yapacağım o zaman bunu eşit yapıyorum 16 yapmıştık sanırım tamam diyelim evet 16 oldu bunlar ne yaptık 15 yaptık hemen e şuradan e 15'e 14 yaptırdık sanırım e ikinci düzeye gelelim ikinci düzey ha ikinci düzeye bir şey set etmediğim için herhalde otomatik yapıyorum evet, evet. Evet onlar zaten aynı gözüküyor tamam şu anda gayet uyumlu şimdi bir de dördüncü düzey yapalım arkadaşlar bakın e, dördüncü düzey için ne yapacağım e, bunun siteri nasıl şu şekilde e, buna diyorum ki dördüncü düzey zaten genelde maksimum dört düzey kullanılır bak bu ne olmuş normal stilimiz tıkladım artık normal stiline döndüm bunu e, üçüncü düzeyi yapıyorum e, sonra yeni bir stil oluşturacağım diyorum ki yeni stil e, ne olsun dördüncü derece başlık ve e, yalnız bu stillerimin Ha Tamam şu anda sıkıntı yok. Şuradan 3'ü seçelim. 3'ü seçtikten sonra bunu da 4'e uyarlıyorum ve bunu gelip 4. düzey diye işaretliyorum. E, hemen şuradan listeme geliyorum. E, değiştir diyorum. Kendi oluşturduğum listeme. Buradan numaralandırmaya geliyorum. Ve 4. düzeyimi e, yapıyorum. E, Stile bağla demiş. 4. derece başlığa bağlıyorum. Ee, tamam diyorum. Ve dördüncü düzeyim artık böyle oluyor. Bu abi dakika üçüncü düzeyimiz bu nedense. Neden böyle oldu? Bir geri alalım. Hmm. Böyle bir hata yaptığınız zaman arkadaşlar geri alın. O. Geçerli liste demiş. Değiştir diyelim. Bilmiyorum. 5. düzey. Aa niye kaybolmuş bunlar? İlginç. Yeniden bağlayalım. 1 2 3 4 Evet. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Oo. dördüncü düzey gene bozuldu. Neden acaba? Hemen tekrardan bir geçerli e, şey yapalım numaralandırma. mı e, bakın 1 1 1 1 1 Evet şeyden dolayı. Şurada bakın öbürü silinmiş tamam mı? Nasıl yapacağım o zaman biliyor musunuz? Bakın ne yapıyorum? Birinci düzeye ekliyorum. Nokta koyuyorum iki ekliyorum nokta ister koyarım ister koymam size bağlı 3. düzey ekliyorum nokta koyuyorum ve buradan kendi düzey stilini ekliyorum Hatta dördüncü stil düzeyini şöyle yapalım abc diye yapalım Tamam mı? sonra da bir noktası olmasın Tamam diyorum artık dördüncü düzeyde a ve b diye gidecek görüyor musunuz bakın bu dördüncü düzey olmuş bu üçüncü düzey yapıyorum Sonra bunu dördüncü düzey yaptım. Dördüncü düzeyin hatta ne yapalım? Ee, karakter boyutunu 12 yapalım. Evet. Bakın dördüncü düzey. Dördüncü düzeyden sonra ne gelecek? Onu da hemen seçelim. Bir daha dördüncü düzey geldi. Hayır öyle olmasın. Sonraki paragrafın e, stili normal olsun. Evet. Ee, dördüncü düzey. ikinci başlık. Bakın artık normal geliyor artık. Ee, ve bu şekilde. Peki bakın burada girdilememiz eşit gözüküyor. Normalde bunun eşit gözükmemesi lazım. Peki neden burada eşit gözüküyor olabilir? Bakın başlık düzeyleri. Başlık 3'ü göster. Başlık 4'ü göster. Ee, onu nereden ayarlayabiliriz acaba? Muhtemelen o da buradan da diye düşünüyorum. Evet. Burada bir düzey girintilerimiz var. Bakın şurada galeride gösterilecek düzey yazıyor. Acaba bununla mı alakalı diye düşünüyorum. Numara hmm. boşluk. Galeri düzeyini buradan değiştiremiyoruz. Nedense. Bunu iptal edelim. Belki de buradandır. Tamam bu böyle olsun. Burada ne varmış arkadaşlar? İkiye bakalım. Burada böyle gösteriyor. 3'ü böyle gösteriyor. 4'ü de böyle gösteriyor. Evet. Tam 4'ü düzgün gösteriyor. Şunu silsem mi? Nasıl yapabiliyoruz ki bunu. Silince de başka bir şey yapıyor bu. Bakın ikinci düzey üçüncü düzeyde herhangi bir şey seçili değil. Ne demiş? Sol 05, asılı 05, numaralandırılmış ana hat. Düzey 2. Sol 1, 2, asılı 06, numaralandırılmış ana hat. Düzey 3. Burada mı acaba oldu ya? Karakter aralığı, ligaratör, soy aralığı, Şu yazı tipinden olabilir mi? Hayır. Evet. Bu şablona dayalı yeni belgeler dersem arkadaşlar bütün belgelerde geçerli olur bu şablonu seçen. Fakat burada şeyi e, şu e, boşu değiştiremedim. Neden olduğunu henüz şu anda çözebilmiş değilim. Burası ne? Gezinti çubuğu. Ee, burada ne var? Liste düzeni değiştir var. Hmm. Taşı boyutlanır. Kapat demiş. Buradan olabilir mi acaba? açtık demiş titil kaynağı sonra paragraf normal demiş burada neler var bakalım bir yazı tipi demiş paragraf demiş hizalım ortadan ana hat düzeyi bir demiş ana hat düzeyinden olabilir diye tahmin ediyorum Şimdi değiştirelim çünkü hepsini kopyaladık. Paragraf Ana hat düzeyi 2 demiş. Şuna bakalım bir. Ee, paragraf ana hat düzeyi 3 yapalım. Tamam diyelim. Evet gördüğünüz gibi ana hat düzeyimiz değişti. Ee, buradan da paragraf ana hat düzeyimiz 4 olacak. Çünkü bu 4. derecemiz. Evet. Çok harika şekilde istediğim şekilde e, yaptık. 4. başlığımız Deneme mesaj alt başlık bir ama şöyle yapalım. Deneme mesaj alt başlık iki ee, sonra alt alt başlık bir başka başlık yapalım. Şöyle 4 2, 1. evet evet her şey geliyor çok güzel şekilde şu anda bütün e, stillerimizi uyguladık. Gördüğünüz gibi bir sit ile ne yapabiliyoruz, uygulama yapabiliyoruz. Hatta şimdi örneğin ne oluyor? Ee, test şablonlar oluyor değil mi? Tuzlas Üniversitesi e, Yüksek Lisans Test Şablonu alalım. Oradan da size bir şey, bir e, hızlı bir e, yöntem göstereceğim. Evet mesela buradan bir tane test şablonu indirdik. Genelde test şablonlarında e, bu görüntüleme, hız, hizalama vesaire yapmazlar. Ama varsayalım yaptılar. Mesela bakın şöyle bir yazı stili koymuşlar tamam mı? Bunu kendi şablonumuza da uygulamak istiyoruz. Buradan enter yapayım bir. Şunları bir sileyim. Buraya yapıştırdım. E, şöyle ee, ortaladım Hatta e, şunu bir tane stil oluşturalım Tamam mı? nasıl yapalım böyle yapalım yeni bir stil oluşturalım ee, özel başlık diye tamam mı sonra e, şunu seçip diyeceğim ki seçim olası için güncelleştir diyeceğim daha sonra bu e, başlığı kopyalamak istiyorum nasıl kopyalayacağım buraya çünkü bakın biraz farklı gözüküyor. Aynı gözükmüyor. Şunu seçeyim. Biçim boyası diyeyim. Burada yapıştırayım. Evet hala rengimiz aynı gözükmüyor. Neden acaba? Çünkü bir farkı var bununla bunun. Hmm. Bakın ben bunu normale tıklarsam ne olur? Normale dönüşür bu. Bu şekilde. O şu stili bir kaydetme yapalım. Bakalım burada ne varmış? Bu seçenekler. Stil derecesi, stilleri yönet varmış. Özel başlık. içe dışa aktar. Evet. Buradan diyorum ki Şurada özel başlık stilimi ne yapacağım? Normal .tm içine demiş. Ne demek ya Aktardım. Tamam. Buraya aktardım. Şimdi buraya geliyorum. Bakın burada ne var? Gene aynı şekilde ee, stil yöneticim var. Stilleri yönet diyorum. İçe dışarı aktardım. Bakın özel başlık geldi. Özel başlığımı ne yapacağım? Ee, özel başlığımı ee, şurada var mı? Eklemiş miyiz? Özgün listesi dedi. Sıkısı değil. Ve bir tane ben özel başlık diye bir stil oluşturayım. oraya kopyalayayım. Hatta direkt belki kopyalama vardır. Evet, bir deneyelim. Kopyaladım ve geldi. Evet. Kapattım. Bakın özel başlığım geldi. Seçiyorum. Hala yeşil gözüküyor. Neden acaba? Yani bunun aynısını kopyaladık ama buradaki renk gözükmüyor. Bu rengi ne ayarlamış? Bu da Allah Allah. Bunu özemedim ya. İlginç. Aynısını kopyalıyoruz ama rengimiz farklı çıkıyor burada. Buradaki rengin aynısı çıkmıyor. Değiştir diyelim. Şöyle bir renk varmış. Herhalde tek farkı bunun bu mu acaba? Şunu değiştir diyelim. Evet. Niye acaba yazı tipi rengini kopyalamadı? Onu ilginç yani. Evet. Gördüğünüz gibi oradaki özel stili alıp buraya kopyalayabildim ama nedense ben bunu kopyalamama rağmen buraya aktardığımda aynısı olmadı. Çok ilginç yani. İlginç. Peki diğer şeyleri uydu mu acaba? Hmm. Demiş ki bu şablona boyalı stilleri galerisine ekle yalnızca bu bölgede demiş. Biçim demiş. Evet. E, mesela bakın burada ne yapmışlar. Hepsini normal yazmışlar. Görüyor musunuz? Aslında bunu bizim yaptığımız gibi liste yapıp koymaları lazım. Böylece siz rahatlıkla kendi e, şablonunuza kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Fakat bu yapılmamış. Bu genelde hiç yapılmıyor. Yani ben de Çukurova Üniversitesi mezunuyum. Orada da yapılmamıştı. Kendinizin oluşturması gerekiyor. Ama zaten benzer. Artık biz size gösterdiğim şekilde stillerinizi buradaki kurallara göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Mesela bakın burada ne var? Bir e, tab karakteri var. Tıklayalım. Ne olduğunu görelim. Yazı tipine tıklıyorum. E, yazı tipine değil. Hatta şuradan. 2 e, santim. Evet 2 santim bir Tab karakteri koymuş. Evet bu 2 santim. Hatta bunu şuradan değiştir dersen ve buradan sek, e, sekmelerden evet zaten default'u 2 santim demek ki onu kullanmış. İşte mesela ne yapmış böyle B demiş sayfa numaraları altını çizmiş. Örneğin biz de burada. Burada mesela dördüncü başlığımızın e, altını çizebiliriz. Nasıl yaparız? Hemen e, yazı tipine gelip ne diyorum? Ee, yazı stili. Böyle yaparsam altı çizili olacak. Tamam diyorum. Ve artık dördüncü başlıklarının altı çizili oluyor. Yani bu arkadaşlar Word'de en çok işinize yarayacak özellik. En çok zorlanacağınız. Eğer bir böyle resmi doküman yazıyorsanız, numaralandırma yapacaksanız, bir tez yazıyorsanız. Gerçekten bu en çok zorlanacağınız ve en önemli özellik. Yani bir tez yazarken tez kurallarını e, Word dokümanına uygulamak gerçekten tez yazmanın yani tezi oluşturduktan sonra tez çalışmanızı yaptıktan sonra en zor kısmı stilleri ve kuralları uygulamak. Örneğin ben yüksek lisans dersinde defalarca düzeltme yapmak zorunda kalmıştım. Bu stillerden dolayı. ve Tabi doktora da daha tecrübeliydim. O zaman daha rahat yapmıştım. Eee bu stil olayını iyi öğrenmelisiniz. Ee, zaten burada diğer seçenekleri hep gördüydük. Hatta biraz daha örneğimizi yapalım ve bu e, giriş sekmesini bitirelim. Örneğin e, bakın burada ne var? E, alt simge oluşturma var. Metni satırının hemen yanına küçük, çok küçük harfler yazar. Örneğin şöyle yapalım. E, kalın e, paragraf Kalına tıklıyorum. Tabi önce burada seçmem gerekiyor paragrafı. Sonra bu devam ediyordu. Bu CTRLK mesela Türkçe'de şeyi kalın kısa oldu. Ee, yani ilk paragraf. Ne yapıyorum? Seçip CTRL -E -I olmuyor. I denelim. O da olmuyor. T'ye denelim. Evet CTRL T oluyor. Sonra alta geldim. ne diyelim? Altı çizili paragraf. Evet, altını çizdim. Sonra üstü çizili, üstü çizili paragraf yapalım. Ee, şöyle geliyorum, üstünü çiziyorum. Burada altı çizili'nin farklı türleri de var, farklı altı çizili. Bakın şu anda son kaldığım seçenek seçili. Hemen buradan clear yapalım, temizledik. Temizleyince ne olacak? Ana eee şekliyle aynı şekilde dönecek. Mesela altını şöyle çizdim. Evet. E, ne diyelim? Mesela bu neydi? Bunun adı alt simge demiş. Alt simgeli paragraf örneğin. ikilik tabanda mı yazacağım? Önce şunu clear yapalım. Geliyorum. E, şöyle yapalım. 2 i̇ki yazıyorum. 2'yi seçiyorum. Hatta 2 yazdım Önce boş e, sildim. Tıkladım, 2 yazdım. Bakın böyle. Gördünüz mü? Sonra yeniden bunu kapattım. 2'lik lik taban gören atarak şeyle tap koyalım. İkinci tapta gördüğünüz gibi daha fazla ne oldu? Atlama yaptı. Hatta bunu da neydi yazalım arkadaşlar? Kod setimizde olan Evet. Ee, hiç ee, sadece bir buçuk paragraf boşluğum var şu anda. Başka bir boşluk bırakmıyor. O yüzden iki defa enter'a basıyorum mesela ikinci paragrafa geçiyorum. Ee, örneğin ne yapalım ee, paragraflar arası boşluklu yazı yapalım ee, onun için şuradan bir örnek metin kopyalayalım mesela neyimiz var üniversiteden genel sekreterliği açalım bakalım hakkında varmış Evet Bakın bu stilin aynısını kopyalayabilirim sadece şuradan 3 satır alalım yapıştırırken ne yapıyorum sadece yalnızca metini koru diyorum şu anda kod stili olarak yapıştırdı ee, bunu normale döndürüyorum. Niye döndüremedik? Bir clear yapalım. Ha clear yapınca normale döndü. Evet. Daha sonra bunda ne yapacağım? Ee, bunda hatta şöyle biraz silelim. Şu e, yazılar arası. Enter'lar arası boşluğu değiştireceğim. Bakın şu anda bir boşluk var ve bir buçuk paragraf. Şuradan paragrafa tıklıyorum. O kısmı seçtim. Diyorum ki aralık mesela öncesinde bir aralık mı demiş. Şöyle 12. Sonrasında da 24 yapalım. Ne yaptı? Bakın şuradaki seçili alandaki şu boşluklar değişiyor. Şöyle bir print screen yapayım. Size bir göstereyim. Evet. Şimdi daha net anlaşılacaktır. Hatta şuralarda boşluk karakteri koyalım ki daha net anlaşılsın. Evet. Bakın şimdi bunu print screen yapıyorum. Hatta bunu paragraf boyunda bir yapayım ki daha net anlaşılsın. Bir saniye. Şuradan paragrafı seçelim. Paragraf satır aralığı da tek olsun. Evet. Evet şöyle. Bakın burada öncesine ne yaptı? Bir boşluk bıraktı değil mi? Şurada piksellerimizi açalım. Ee, kaç piksel boşluk bırakmış? 25 piksel yaklaşık. Hatta şu i'den alalım. Daha çünkü bir şey. 22 piksel. Tamam mı? 22 piksel bir boşluk bıraktı. Ee, mesela sonrasında da boşluk bıraktı. Dedik. Mesela burada kaç bıraktı? 44 piksel. Görüyor musunuz? sonrasında 44 piksel boşluk bıraktı. Ee, şurada da gene bir 22 var. Bir tane daha doğrusu burada boşluğumuz var. Oradan da kaynaklanıyor. Bakın mesela sonrasında ne yapmış? 44 piksel bir boşluk bırakmış. Tabii bu boşluğun yani bu pikseller buradan göre değişir. Ee, bunu yüzde yaparsak gene tam olmayabilir. Aslında bu print edildiğinde belli olur. O yüzden tam pikselleri ayarlayamayabiliriz. Ee, yeniden tıklayalım. Bakın 12'ye 24 demişim. Ee, Tabi bu işte siz print ettiğinizde daha farklı gözükecektir. Bunu ayarlamanız lazım. Mesela ne yapalım? 18'e 36 diyelim. Bakın görüyor musunuz? Öncesinde bıraktığı boşluk ve sonrasında bıraktığı boşluk. Bakın aşağıya tıkladım mı? Şu kadar aşağısında boşluk bırakıyor. Bakın burada tıkladım da bu kadar da yukarısında boşluk bırakıyor. Bu paragraflar arası yani karakterler e, yazılarınızdan öncesinde ve sonrasında bırakacağınız boşluk. Mesela ne yaptınız? İşte e, büyük başlık yazdınız. Başlığınızdan sonra şu şekilde bir boşluk kalmasını isteyebilirsiniz. Yani yeni bir arada bir boş satır bırakmamama rağmen bakın boş satır olmadığını nereden anlıyorum? Şuradan anlayabilirim. E, şu iki çizgi aynı. Görüyor musunuz? Şöyle yapalım. Hatta çizelim. Bakın aynı satır üzerinde. Direkt kesişiyor. Arada bir boşluk yok. Fakat boşluk bırakmış olsaydım. Mesela bakın burada boşluk var. Görüyor musunuz? Aynı yerden değil. Da şöyle yaparsam. Bakın aynı yerden değil. Ama şu boşluğu silersem artık birinin bittiği yerden diğeri başlar. Yani bu zaten şu tuşa basarsanız arkadaşlar tümünü göstere. Boşlukları görebilirsiniz. Nerede boşluk bırakılmış? Bakın burada bir boşluk bırakılmış. Şu bir boşluk karakteri. Yani yeni satır karakteri daha doğrusu. Boşluklar da zaten şu noktalar bakın. Görüyor musunuz? Space bastıkça nokta oluşuyor. Bu şekilde tümünü göster derseniz bakın bu ne? Tab karakteri. Hatta ileriki derslerde başka şeyler de göreceğiz daha böyle özellikler. Onları da görebilirsiniz. Mesela tab tab yaptığım zaman iki tane tab bıraktı. bu da üçüncü tab. Görüyor musunuz? Tab'lar arası boşlukları gösteriyor. Tabii ben sadece ilk 3 4 tabın e, özel aralık olmasını ayarladım. O yüzden diğerleri standart oluyor. bak ee, bakın buradaki boş noktalar, boş boşluk, noktalar, boşluklar. Ee, daha var. Ya yani üst karakter bırakacaktık. Ee, normale bir dönelim. Bir clear yapalım. Bu neydi arkadaşlar? üstünde simge. Mesela örneğin 2 üzeri 4 mi yazacağım? Şöyle geliyorum üst simgeye. 2 üzeri 4. Son üst simgeyi kaldırıyorum. Devam ediyorum. Görüyor musunuz? Bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, zaten bunları biliyorduk. Şurada mesela başka bir tane daha bir kopyalayıp yapıştıralım. Ee, buradan şundan mesela ne yapabiliyorum? Hazır. Ee, fontlar seçebiliyorum. Mesela örneğin şunu seçtim. Daha sonra burada neler var? Bakın gölge. Zaten bunlar diğerlerinde de vardı aslında. İşte gölge ekleyebilirim, parlama ekleyebilirim. Bunlar tamamen sizin yapacağınız seçeneklere bağlı. Mesela neymiş bu acaba? Onu bilmiyorum aslında neymiş. Böyle ben de daha hiç kullanmadım. Liga, türler. İlginç. Stilistik kümeler diye bir şey varmış. Evet. Ee, buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan neyi değiştirebiliyoruz? Şöyle arka plan değiştirebiliriz. Bir tane normale bir dönelim. Bakın şu anda en son yaptığım ayarlarla yapıştırdık Clear dedim ve normale döndü. Clear demezsem bunu seçip yeniden normale bastığımda gene olabiliyor. Evet sıkıntı yok. Ee, mesela burada ne yapıyorum? Yazının arkasını, arka planını değiştiriyorum. Bu yazının arka planı. Bir de ne var? Yazının kendi fontu var. kırmızı yaptım. Sonra geldim, yapıştırdım. Gene seçtim. Bu buradan yazının rengini değiştirebiliyorum. Hatta bunu ne yapabilirim? Gradyan da yapabilirim arkadaşlar. Örneğin yazın gradyan olur. Tabi yazıyı gradyan yaparsanız belli olması için fontun biraz daha büyük olması lazım. Bakın, fontu büyük olursa gradyan daha belirgin hale geliyor. Ee, bir, bir pause yapacağım. Ee, evet arkadaşlar, ee, bunu zaten biliyoruz. Bakın burada bir de ne var? Büyük harf küçük harf değiştir diye bir opsiyon var. Bu gerçekten oldukça güzel bir opsiyon. Ee, şunu yeniden bir reset yapalım. Ee, mesela ne yapabilirim? Küçük harf yaparsam bakın hepsini küçük harfe dönüştürür. Neye göre? Türkçe diline göre. Bu önemli. Büyük harf yaparsam hepsini büyük harfe dönüştürür. Ee, her sözcüğü büyük küçük harfle başlat dersem her sözcüğü büyük küçük harfle başlatır. Büyük küçük dönüştür dersem nasılsa tam tersine ee, dönüştürür. Küçük harf deyip her sözcüğü büyük harfle başlatabilirsiniz. Daha sonra basit listelerimiz var. Burada liste seçeneklerini de seçebiliyorsunuz. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece. Ee, buradan e, ne yapabiliriz? Bakın mesela şu anda ne oldu bu paragrafım? Aşağıya kaydı. Acaba buradan şey yapabilir miyim? Sonrakiyle birlikte tut. Evet. Sonrakiyle birlikte tut yaptığım zaman ne yaptı? Bunu aşağıya kaydırdı. Gördünüz mü? Ee, buradan neyi değiştirebiliyordum? Bakın bu şekilde e, işareti değiştirebiliyorum. Liste düzenini değiştirme var. Şu şekilde mesela böyle yaparsam buradan başlar. Onu hızlıca buradan da değiştirebilirsiniz. Bu liste düzeyini değiştirme. Mesela şimdi şöyle yapalım. Ee, bir bir yapalım. Mesela buna ne diyorum? Şöyle yapıyorum. Bakın bir bir oluyor. Görüyor musunuz? Mesela iki bir yapalım. Ondan sonra iki bir bir yapalım. Bunu kendim yazıyorum. O rak yazdığım rakamın bir önemi yok. Bu şekilde liste düzenini değiştirebilirsiniz. E, listeler 1 2 3 4 diye başladı e, şöyle e, numaralama da yapabilirsiniz hızlıca bakın mesela bu şekilde evet gördüğünüz gibi bakın derecesine göre ne olacak şu harf değişecek görüyor musunuz e, bunlar tamamen sizin elinizde veya burada başka hazır e, listelemeler de var liste dereceleri vesaire de var. Ondan sonra ee, ee, yazıyı ortalama var. Bu şekilde yapma var. Bu şekilde yapma var. E, bu ta tamamen gene bize bağlı. Ondan sonra yazının neyi var? E, paragraf aralarını değiştirme var. Görüyorsunuz hızlıca. E, burada yazının yönünü değiştirme. Bu neymiş? Ha bu seçimi demiş. Şöyle bir örnek yapalım buna deneme. 1, 2, 3, 4, 5. Hatta şöyle yapalım. 1, A, A. 5, B, B. 11, H, <laughs> H. 3, G, G. 12, A, B. Mesela atıyorum. Bunu seçip sırala dersen bakalım olacak mı acaba? Sayı diyelim. Evet. 1, 3, 5, 11, 12 diye sıraladı. Bu şekilde paragrafları da sıralayabiliriz. Örneğin şurada birkaç tane e, paragrafı seçtim. Ve, kopyalayalım bunu. Kopyaladım. E, bu şekilde yapıştırdım. Şimdi bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Bunları ilk harflerine göre sıralayacağım. Bakın burada ne var metin var görüyor musunuz? Tamam dedim. Bakın ne yaptı? Yeniden sıraladı. Basın geneller sonra işte kanun mütevelli ve benzeri. Bu şekilde paragrafları sıralamasını yapabilirsiniz. Oldukça güzel bir özellik. Ee, yeniden bir yapıştıralım. Burada neler varmış başka? Bu şekilde arka planlı boyama varmış. Acaba bunun Şundan farkı nedir? Ha bu sadece yazıyıp e, yazının arkasını boyuyordu da görüyor musun? Bu sadece yazıları boyuyor. E, bu ise tamamen e, seçili alanın arkasını boyuyor bu şekilde. Evet, bunun da farkı bu. Ondan sonra yeniden normale dönmek için şöyle clear'a bastım, normale döndüm. Tabii ki tablo oluşturma var. E, şekilde seçiyorum. Buradan mesela tüm kenarlıklar, işte sol kenarlık, sağ kenarlık, iç kenarlık, tüm kenarlıklar dersem bu şekilde kenarlık ekliyor. Buna bastık mı zaten gösteriyoruz. Bul var arkadaşlar. Bul nedir? Metin içinde bulma, gelişmiş bulma var. Mesela gelişmiş bulmada ee, ne olabilir? İşte değiştir, araman yeni değer, tüm seçenekler. Bak, büyük küçük harf eşleştir diyebilirim Bunu zaten göstermiştik. Joker karakter kullanabilirim. Mesela neyi arayalım Joker karakterle? Mesela Uni Ü... Yıldız. Joker karakteri acaba ne? Onu da bilmiyorum ama Uni Yıldız V yazalım. Unif. Mesela sonrakini bul diyelim. Bulamadı. Peki Joker karakteri nedir acaba? Yine bulamadı. Şuna basalım. Gösterecek mi acaba Joker karakteri? Ne demiş? Kısmı eşleşme. Örneğin yıldız yıldız sinemas ve tert sözcükleri bulunur. Peki bizde neden bunu bulamıyor? Bir de arama yönü var. Tüm yaparsanız tüm belgeyi aşağı yukarı yaparsanız sadece, sadece imlecin aşağısındakilere ve yukarı yaparsanız sadece imlecin yukarısındakini bulur. Sonrakini bul diyorum Joker karakteri de seçtim ama olmuyor. Neden acaba? Çünkü üniden sonra şey yok. Ki, evet, burada bir karakteri silmem lazım. Mesela Joker, R yapalım. Yine hmm. olmadı. Hmm. Böyle yapsak. Hmm. Word Joker karakter araması. Bakalım nasıl aranıyormuş. Joker karakteri soru işaretlemiş. Allah Allah. Şöyle yapalım. Gene bulamadı. Hiç. Neden Joker karakter çalışmıyor? için özel herhangi bir karakter soru işareti. Aralıktaki karakter sözcüğün başlangıcı, sözcük ifade, değil, oluşum. Evet, şu anda çalışıyor. Peki ünü yapınca. Allah Allah. Joker karakter kullanı kaldıralım. Joker karakter kullanı kaldırınca çalışıyor. Sonra Joker Versi de mi yazacağız acaba? Nasıl yapacağız? Ünü. Ee, soru işareti. Soru işareti. Ve eğer ikte. Böyle mi yapacağız? Tamamını mı yazacağız? Yine bulamadım. Herhangi bir harf herhangi bir paragraf şersi. Bakın bunlar hep özel aramalar. Görüyor musunuz? Örneğin mesela burada neyi arayalım? Paragraf karakterini arayalım. Gene bulamadı. Ne arayabiliriz? Ha şeyden dolayı herhalde arayamadı. Joker karakter kullanmamıyordu. Olmadı. Herhangi bir karakter çalışıyor. Alttaki karakter demiş. Allah Allah ilginç. Sözcüğün başlangıcı demiş. Evet bunlara daha detaylı isterseniz bakabilirsiniz. Mesela ne varmış? Sıfır veya daha çok karakter. Ha. Peki şöyle yaparsam soru işareti koyarsam. Evet şu anda buluyor. Mesela o zaman sitesi yazalım. Evet bu sefer bunu buldu sanıyorum. Oo. Evet tamamını seçti. Çünkü e, sınırsız karakteri seçtiğim için ta baştan başlayıp sonu sitesiyle biteni seçti. Böyle yaparsam. Ü'yü de koyarsam. Allah, Allah Bu sefer seçme Neden? Ü'nün büyük harf almasını mı istiyor acaba? Evet. He. Joker yapınca arkadaşlar büyük küçük kara karaktere dikkat ediyormuş. O zaman şöyle de yapabilirdim. Yani N harfini koyarsam buraya bakın geliyor musunuz? Buluyor. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Git dersek neymiş? Ben mesela bölüme git dedim mi bölümlere atlıyor. Sat, e, mesela sayfaya git dedim mi sayfalar arası. Bakın sonraki sonraki geçiş yapabiliyorum. Yer işareti yok. Açıklama yok. Dipnot henüz bizim belgemizde yok. E, başlık derse mesela. Başlıklar arası atlaması lazım. ilginç hmm, en atlamadım. Ama zaten buradan başlıklara gelebiliyoruz. Ee, gelişmiş bulu gördük. İti gördük. Ee, bulu zaten daha önce göstermiştik. Bakın burada bul var. Şuraya tıklarsanız değiştir var. Burada bul derseniz mesela grafikleri buluyor. Şu an hiç grafik yok. Tablo yok. Mesela bir tablo ekleyelim. Tabloları daha sonra göreceğiz ama hemen ee, şuradan bir tablo ekleyelim. Şimdi mesela Grafikler yok. Tablolara bastık mı? Hemen tabloya gitti. Bakın buradan aşağı yukarı yapabiliyoruz. Mesela gidelim şuraya da bir tablo ekleyelim hemen. Evet. Şimdi mesela bakın tablolar arası bu şekilde geçiş yapabiliyorum. Zaten onlar sarıyla işaretli gördüğünüz gibi. Ee, bu da böyle. Evet, bütün seçenekleri gördük. Buradan şey açıyor. Hmm. Paragraf özelliklerini açıyor şuradan. Şuradan yazı tipi özelliklerini açıyor. Tabi seçili nesnenin mesela bunu seçersem bu nesnenin ikini açar. Ee, buradan da panoyu açıyor. Panoda da bakın son kopyaladığım öğe var. Mesela biraz kopyalama yapalım. Panomuza gelmesi lazım. Bak CTRL-C yapıyorum. CTRL-C yaptıkça panodaki e, kopyalanan öğelerin sayısı artıyor. Böylece istediğim öğeyi yapıştırabilirim. Mesela buraya gelip buna bastım mı bunu yapıştırır. Buraya gelip buna bastım mı bunu yapıştırır buraya gelip buna bastım mı onu yapıştırır ve benzeri panoda bu işe yarıyor tümünü yapıştır dersem tümünü yapıştırıyor sırasıyla bakın ne demiş ofis panosu otomatik olarak göster ctrl c tuştan iki kez basınca ofis panosunu göster Mesela bunu açarsam ctrl C'ye çift basacağım ofis panosunu gösterecek bakın Allah Allah ilginç ben göstermedim buna basarsak peki. CTRL-C menü Yine İlginç. Bu çok iyi çalışmıyor nedense. ctrl iki kere basıyorum. Göstermesini aldım. Ama göstermiyor. Neyse. Çalışmaya da bilir. Önemli değil. Evet. E, bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. bu gerçekten çok çok önemli bir ders oldu özellikle tez yazarken veya tez gibi akademik veya başka belgeler yazarken bunları kullanacaksınız. Bakın burada ayrıca ne gösteriyor? Belgemizdeki sözcük sayımıza, işte sayfa sayımız, sözcük sayımız, karakter boşluksuz, karakter boşluklu, paragraf sayımız, satır sayımız. burada kaçın sayfada olduğumuz. burada yazım hatalarını gösterme var, yazı denetimi. Ee, mesela ne demiş İşte bu bu e, yazı denetiminde devam dersen mesela bunu yok say dedim yok say yok say yok say mesela ne demiş heyet yönetim buna ne demiş e, ee, değiştir dersen ha Burada ne yaptı? Tabii şey yaptı bana. Dedi ki heyet yönetimlerini e, ne yapıyor? Ee, arada boşluk yokmuş. Boşlukları boşluk ekliyor arasına yaptığı bu. Ve yazı denetim tamamlandı. Mesela örneğin şuraya değişik bir şey yazalım. Okulu mesela şöyle yazalım. Bunu yazı denetimini göreceğini düşünüyorum. Ee, deneyelim. Hemen şuradan açalım. Evet. Okul için okla dedi. Oklu dedi. Okul dedi mesela. Değiştirelim. Düzeltti. Şurada zaten dil seçeneği var. Buradan Makro var Makro kaydedebiliyormuşuz hiç Makro kaydetmedim daha önce yani bakmak lazım Ne için ne amaçla makro kaydedilebilir ee, burada okuma modu var ee, gördüğünüz gibi şu an okuma modundayız okumayı kolaylaştırıyor çıkmak için esceye basıyorum veya buna basıyor. ee, şuna basıyorum sayfa düzeni var web düzeni var bu şekilde ee, bu şekilde düzenler var şurada Zoom in Zoom out var zaten biliyorsunuz şuradan değiştirebiliriz sayfa genişliği yaparsam sayfa genişliği, ekranıma sığacak şekilde ayarlıyor görüyorsunuz veya metin genişliği yaparsam metin genişliğine göre ayarlıyor bakın burada metin büyük olduğu için böyle gösterdi ee, tüm sayfa dersem tüm sayfayı gösterecek şekilde ayarlıyor birden çok sayfa dersen mesela iki sayfa göstersin dedim iki sayfa olarak ayarlıyor görüyorsunuz yani bunları ben de ezbere bilmiyorum arkadaşlar Bunlar zaten bir bilgisayarcının yapacağı unsur aradığını bulabilmektir ee, yakınlaştır yüzdeyüz yapalım yüzdeyüz de böyle gösteriyor Evet bu ekrandaki her şeyi gördük ee, şurada mesela Örneğin işte boyutu, sayfa sayımız, sözcük sayımız, toplam düzenlememiz 94 dakika olmuş. Başlık ekleyebiliriz. Bunlar ne bilgileri? Bunlar meta bilgileri. Ee, yazarımız vesairemiz. Tüm özellikleri göster dersek hepsini gösteriyor. Bir kaydedelim. bunda bir işimiz yok. Hemen ee, bunu GitHub depomuza yükleyelim. Ders 7 ve ders 8 oluşturulan örnek belgeler diyelim. Evet arkadaşlar, e, korona virüsü, korona, e, korona dikkat edelim. Gerçekten çok ciddi bir hastalık. E, hafife almayalım. E, olabildiğince dikkatli olmaya çalışalım. Ee, i̇nşallah bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.